Hoş geldiniz. Son durumla karşınızdayız. Azerbaycan ordumuz yoğun sevkiyatlarına devam ederken Ermenistan'la İran arasında yeni bir gelişme var. Ermenistan'la İran yeni bir koridor açılması için görüşmelere başlandığını duyurdu. Zengezur üzerinden İran'a giden en kısa rotayı devretmeyi planlayan Paşinyan'ın İran'a teklifte bulunduğu duyuruldu. Böylece İran en kısa karayolu üzerinden Ermenistan'a giderek Ermenistan'la olan sözde tarihi sınırını yeniden kurabilecek açıklaması yapıldı. Görüldüğü gibi artık Ermenistan Zengezur'dan ümidi kesmiş, Azerbaycan burayı almasın diye İran'a verme planları yapıyor. Alçak ülkeler arasında alçak görüşmeler devam ederken dünyada yine önemli gelişmeler var. Türkiye'nin özellikle Irak'taki operasyonlarından da bahsedeceğiz. Şunu da söyleyelim, Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'a yoğun sevkiyat yapıyor. Kargo taşıma sistemleri aracılığıyla yoğun sevkiyattan çeşitli görüntüleri görmektesiniz. Yine Libya karıştı. Göstericiler Libya'nın doğusunda sel felaketi sebebiyle Derne Belediye Başkanı'nın evini yakmış durumda. Selin vurduğu Derne'de gösteriler başladı. Belediyenin yönetim kurulunun ve parlamentonun ve tüm siyasi organların devrilmesinin yanı sıra şehrin barajlarının çökmesi ve geçmişteki ihmallerden sorumlu olanların hesap vermesi talep ediliyor. Derne'de büyük gösteriler var. Ardından Hafter tarafındaki sözde Libya Başbakanı Useme Hamad konuşuyor. Selin vurduğu Derne şehrinde belediye meclisinin tamamının görevden alındığını duyurdu. Üyelerin soruşturulacağı da ifade ediliyor. Hafter tarafından da böyle bir hamle gelirken ardından Hafter'e bağlı sözde Libya Ulusal Ordusu tarafından sel kurbanlarını aramaya devam ediyoruz açıklaması yapılarak kısa bir video paylaşılıyor. Bu sırada Hafter ise Ruslarla görüşmekle meşgul. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Bek Yevkurov bir ay içerisinde ikinci kez Libya'yı ziyaret ediyor. Hafter'le görüşerek Moskova'nın Libya halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu iddia ederken bölgeden sadece bir adet fotoğraf paylaşılmış. Yine dün Yunanistan'ın Libya'da arama kurtarma için yolladığı otobüsün kaza yaptığını söylemiştik. Ölenlerin sayısının 7'ye yükseldi, yaralı sayısının ise 6 olduğu duyuruldu. Dün ölen 4 Yunan vatandaşı var açıklaması yapılmıştı. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu temasları kapsamında New York'ta Türk evinde Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya geliyor. Türkiye ile Polonya arasında savunma sanayi işbirliği ve diğer konular görüşüldü. Ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul ettiği duyuruldu. Yine BM 78. Genel Kurul bağlamında buraya gelen Erdoğan'ın Türk evinde basına kapalı kabulünün yaklaşık 50 dakika sürdü. Daha sonrasında Stoltenberg ve Erdoğan'ın açıklama yapmadan ayrıldığı duyuruldu. Yine Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune'la görüştü. Bu görüşme ise yarım saat sürdü. Son olarak şunu da söyleyelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Sloot'la Türkiye evinde bir araya geldi. Buradan da herhangi bir açıklama yapılmadı. Bugün ayın 19'u, liderlerin Salı günü Birleşmiş Milletler konuşma sırasını görmektesiniz. Brezilya ilk olarak açılışı yapacak. Ardından Amerika, Kolombiya, Ürdün, Polonya gibi gidiyor. Ülkemiz burada 7. sırada konuşma yapacak. Diğer ülkelerde ilk 10 ülke paylaşılmış. Muhtemelen geriye kalan ülkeler 2. gün konuşmalar yapacak. Yine Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in Birleşmiş Milletler Zirvesi bağlamında Amerika'ya vardı. Amerika'da Slovenya Cumhurbaşkanı Natasha Musar'la görüştüğü duyuruldu ve kendisinin Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak'la da ikili işbirliğini görüştü. Türk Devletleri Teşkilatı'nın gidişi hakkında görüşme yaptığı belirtiliyor. Tek tek özetlemeyeceğiz. Kazakistan Cumhurbaşkanı da çok sayıda devlet başkanı ile görüşme yapıyor. İran'la Amerika arasında arabuluculuk anlaşması kapsamında serbest bırakılan 5 Amerikalı dün Katar'ın başkenti Doha'da Uluslararası Doha Havalimanı'na ulaşmıştı. Amerika ve İran medyasında yer alan haberleri aktarmış. Yine benzer şekilde İran'ın 6 milyar dolarının serbest bırakıldığı haberini de servis etmiştik. Yine Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı arasında görüşme yapıldı. Uzay yürüyüşü gerçekleştiren ilk Arap astronot, Birleşik Arap Emirlikleri astronotu olan Sultan El Nayadi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de Uluslararası Abu Dhabi Havalimanı'nda coşkuyla karşılanırken, basın toplantısına Birleşik Arap Emirlikleri astronot Hamza El Mansuri de katılım sağlıyor. Tahran'a gidiyoruz. Bugün bilindiği gibi Suudi Arabistan takımıyla İran takımı arasında futbol maçı oynanacak.
İran'da Ronaldo'ya coşkulu karşılama, Suudi Arabistan'ın El Nasr takımıyla İran'ın Persepolis takımı arasında bugün maç yapılacak. Dolayısıyla Ronaldo coşkuyla karşılanıyor. Asya Şampiyonlar Ligi grup eleme maçı için öğle saatlerine başkente gelen Ronaldo'lu El Nasr ve ekibi, futbol severlerin tezahüratları eşliğinde iki katlı Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği için ayrılan otele yerleşiyor. Otele çıkan tüm yolların kapatıldığı, Ronaldo hayranlarının izdiham oluşturduğu duyuruldu. Bu arada Ronaldo'yu sevenlerin yamaçlara tırmanarak tüm yolları denediği, Ronaldo'yu görmek için her şeyi yaptıkları belirtiliyor. Gürcistan'a gidiyoruz. Gürcistan'daki Sokomi Devlet Üniversitesi'nde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından Türkçe eğitim sınıfının açıldığı duyuruldu. İran Cumhurbaşkanı da tüm tepkilere rağmen, davet edilmemesine rağmen Amerika'da düzenlenen Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere üst düzey siyasi heyetle birlikte New York'ta Kennedy Havalimanı'na gitmişti. İran Cumhurbaşkanı'nın az sayıda devlet başkanıyla görüşme yaptı. Onlardan birisinin de Cezayir Devlet Başkanı Abdülmecit Tebboune olduğunu hatırlatalım. İşbirliği görüşüldü. Nijerya'ya gidiyoruz. Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'ta şiddetli yağışların ardından sular altında kalan bölgelerden görüntüler paylaşılıyor. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı insanları sözleşmeli olarak orduya katılmak için yeni bir videoyla teşvik etmeye çalışıyor. Rusya tarafından yayınlanan videoda askerlerin yüksek ücret alacağı da iddia edilmiş. Yine son dakika haberini aktaralım. Amerika kayıp F-35'ini 18 saat sonra bulmuş durumda. Bölgedeki hava üssünün 2 saat uzağında bir mesafede bulunmuş, Küba'ya gittiği, Küba'ya kaçırıldı iddiaları, hatta uzaylılar tarafından F-35 kaçırıldı iddiaları yalanlanırken bulunan F-35 haberine ilişkin herhangi bir görüntü paylaşılmıyor. Sudan'da gerek Sudan ordusu gerekse de Sudan ordusuna karşı darbe yapmaya çalışan Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından çeşitli açıklamalar yapıldı. Hızlı Destek Kuvvetleri şu açıklamayı yapıyor. Yeni Sudan devleti kurma hamlesine başlıyoruz açıklaması yapıldı. Yani Sudan'ı bölme girişimi resmen başlıyor. Ardından Sudan ordusu tarafından tanklar ve zırhlı birliklerden oluşan yeni bir video paylaşılırken isyancı milislerin kamplarını kontrol ediyoruz. Böyle bir şeye izin vermeyeceğiz açıklaması yapıldı. Irak'a gidiyoruz. Dün yayınladığımız videoda Irak'ın kuzeyinde Süleymaniye'de Arbat Havalimanı'nın kimliği belirsiz SİHA tarafından vurulduğunu söylemiştik ki az çok zaten kimin vurduğunu hepimiz biliyoruz. MİT'e ait SİHA yine Irak'ın kuzeyinde Sancar bölgesinde Serdeş Dağı'nda teröristleri vurmuş durumda. Teröristlere sözde çalgılı bir cenaze yapılıyor. Burada şunu söyleyelim. Ülkemizin Sincar'da vurduğu ki aslında ülkemiz resmi olarak vurduk demiyor. Kimliği belirsiz şeklinde paylaşılıyor. Hangar vurulmuştu. Irak Süleymaniye'de Arbat Havalimanı'nda hangarın kullanılamaz hale geldiği duyuruldu ki hangarın dışında o kadar çok araç var ki aslında bunlar vurulduğumuz şu an için belli değil. SİHA operasyonu sırasında burada bulunan teröristlerden 9'u ölmüş durumda. Bazılarının Talebani'ye bağlı sözde CTG güçleri olduğu, bilindiği gibi Peşmerge ikiye bölünmüş durumda. Bazıları Talebani'ye bağlı bunlar oldu. Diğer üçünün ise PKK'lı teröristler olduğu ifade ediliyor. Bu havalimanı Amerika öncülüğündeki uluslararası koalisyon sürekli sevkiyat yapıyor. Havalimanı yeni genelenmişti. Talebani'ye bağlı Peşmerge güçleri burada eğitiliyordu. Talebani bu saldırının sınır ihlali olduğunu ve kanın yerde kalmayacağını açıklarken Türkiye'yi tehdit etti. Dolayısıyla günün önemli gelişmelerinden bir tanesi ülkemiz tarafından başarılı bir operasyon düzenlenirken sözde üst düzey YPG'li teröristleri taşırken geçen günlerde de bilindiği gibi Irak'ta helikopter düşmüştü. Terör örgütü YPG-PKK artık Irak'taki eğitimlerini hızlandırırken ölenler sırasında Kobani'nin yeğeni Şervar Kobani de vardı. Terörist Mazlum Abdi'den bahsediyoruz. Sözde Kürdistan Yurtseverler Birliği Başkanı Bafil Talabani olayın ardından terör örgütü YPG'ye bağlı sözde Özel Kuvvetler Birliği ile poz vermişti. Bunu da hatırlatalım. Kısacası SİHA atışından öncesi ve sonrası şeklinde haberlere aktarmış olduk. Yine Çin'le gerilim yaşayan Almanya ile ilgili bir haberimiz var. Çin Dışişleri Bakanlığı, Alman Dışişleri Bakanı'nın sözlerinin ardından Alman Büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıyor. Almanya ne demişti? Alman Dışişleri Bakanı Fox News için verdiği röportajda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in diktatör olduğunu söylemiş. Alman hükümetinin Ukrayna'ya verdiği desteği vurgulamıştı. Eğer Putin bu savaşı kazanırsa bu dünyadaki diğer diktatörler benzerini yapar açıklamasını yapmıştı. Bu arada Çin şirketleri Esad rejiminin hakim olduğu bölgelerde petrol ve gaz arama işlerine yeniden döndü haberini paylaşmıştık.
Beşar Esad'ın Pekin ziyareti kesinleşmiş durumda. Elekler gazetesi, Beşar Esad rejiminden Esad'ın yakın gelecekte Çin'i ziyaret edeceğini ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve ülkenin diğer üst düzey yetkilileriyle görüşeceğini duyurdu. Mısır ile Etiyopya arasındaki gerilim her ne kadar son günlerde Etiyopya Devlet Başkanı, daha doğrusu Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi arasında yapılan görüşmeler sonrasında azalsa bile, Etiyopya tarafından sosyal medyada yayınlanan bir video Mısır'ı kızdırmış durumda. Bilinen ismiyle Hedasi, Nahda veya Rönesans Barajı üzerinden yeni görüntüleri görmektesiniz. Mısır bilindiği gibi daha öncesinde özellikle Mursi baştayken, buradan bir damla suyumuz eksilirse bir damlayı kanımızdan ödemeye hazırız açıklamasını yapmıştı. Yani Etiyopya'yı tehdit etmişti. Dolayısıyla şunu söyleyelim. Sisi döneminde her ne kadar tehditlerde bulunulsa da bu kadar sert bir açıklama yapılmaması ve Etiyopya'ya karşı bir hamlede bulunulmaması, yine Etiyopya'nın Çin desteğiyle barajı inşa etmesi Mısır'ı zora sokmuş durumda. Önümüzdeki günlerde Mısır'da bir kuraklık olması durumunda Mısır'ın bu barajı havaya uçuracağı belirtiliyor.